İyi akşamlar. Nasılsınız? Sevgili gençler. Bak sözümüzü tuttuk. Eyvallah. Dün geleceğiz dedik. Geldik size. Pidemizi de getirdik. Evet. Nasılsınız? Şunu size verelim. Şöyle oturalım. Nerede okuyorsunuz şimdi? Ben Gelişim Üniversitesi'nde okuyorum. Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümündeyim. İkinci sınıf öğrencisiyim. Bu öğrencilerimde kalıyorum, Kocaeli'yim. Sen? Ben de Medeniyet Üniversitesi'nde okuyorum başkan. Odyoloji bölümü okuyorum, dördüncü sınıfım. Biz de inşaat mühendisiyiz. İnşaat mühendisliğini okuduk. Serbest piyasada çalıştık, devlette çalıştık, kamuda çalıştık. En son işte Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan İstanbul Milletvekili olduk. Şimdi de İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı adayız. İnşallah gençlerimizle birlikte kazanacağız. Şimdi burada bir tane ikna etmemiz gereken varmış. Onu arıyorum da şimdi. Nerede o? Yanınızda. Kararsız olan. Bursalı olan. Evet. Ya sen bak, Bursa'ya gittin mi? Ha? Bursalıyım zaten. Bursa'ya en son ne zaman gittin? Geçen hafta. Bursa, Ulu Cami'nin etrafını gördün mü? Evet. O Ulu Cami'nin artık heybetinin ortaya çıktığını, evet. Orada Koza Han, İpek Han'ın gün yüzüne çıktığını gördün mü? Evet, evet. Oradaki binaları biz kaldırdık. Ona haberim var mı? Bilirim, anladım. Mesela Bursa Ulu Cami'de o bütün orada etrafında ne kadar bina varsa kaldırdık. Yani şimdi görseniz orayı, acayip böyle güzel bir şey oldu. Az ileride Millet Bahçesi var. Stadyumun eski Bursa Atatürk Stadyumu'nun olduğu yerde. Orayı Millet Bahçesi'ne çevirdik. Az yukarıya çık, çekirgede teras. Orada bir eskiden beri bekleyen bir bina vardı. SSK'nın. Ta kaç yılında yapmışlar. Onu yıktık, katlarını kestik. Orayı teras şey haline getirdik. Yani o yüzden senin hiç düşünmemem yani. Yani o işleri şimdi sizlerle burada çok daha güzelini yapacağız. Gençler yani hani bizi bugün değil her zaman göreceksiniz. Beraber kuracağımız gençlik meclislerinde kararları birlikte alacağız. Beraber uygulayacağız. Yani bugün burada Fatih Belediye biz sizlere bu imkanları sunuyor. Bak o imkanlarda gidiyorsunuz, çalışıyorsunuz, okulunuzu bitiriyorsunuz, yeri geliyor orada fakülteye işte giriyorsunuz. Bunu İstanbul'un her yerine yaymamız lazım. Yani burada okumak külfet olmamalı. Okuyan öğrenciler endişe çekmemeli. Mesela şu öğrenci evinde biz istiyoruz ki sizi aylık 25 metreküp doğalgaz desteği verelim. Her bir öğrencimize 10 bin lira yılda burs desteği vereceğiz. Belki bir tane sen işini kuracaksın. Bütün buradaki arkadaşların sana özenecek. Onlar da iş kuracak. Sonra bir bakacağız. Uluslararası hukuk fakültesi olmuşsunuz. Mesela o tahkimin çok fazla avukatı yoktur yani uluslararası davalara bakan. Gideceksiniz oralarda hem yerelde hem de ulusalda bu işleri takip edeceksiniz. İşte belki avukatlığı yeni bir teknolojiyle buluşturacaksınız. Yani çok daha güzel imkanları inşallah biz sizlere sunmak istiyoruz bu anlayışla. Beraber kazanıp o beraber de o kazandığımız süreçte yani aynı meclisi biz gençlerle birlikte kuracağız. Sizlerden, üniversitelerden temsilciler alacağız, ilçelerden alacağız. Orada kararı beraber vereceğiz. Yani hemen bizim Büyükşehir'in yanındaki bir bina olacak veya başka bir birim olacak. Eskiden vardı aslında, onu lav ettiler. Çalıştırmıyorlar. Yani o kütüphaneleri her yere beraber açacağız. Nerede ihtiyaç var? İlk ofisim dediğimiz paylaşımlı ofisleri açacağız. Teknoparkların sayısını arttırmamız lazım. Ona ilişkin çalışmalar yapacağız ve bunların kararını da siz de alacağız. Birçok sosyal yardımımız var. Mesela yeni evlenecek gençlere 50 bin lira beyaz eşya desteği verelim istiyoruz. İşte paylaşımlı ofislerde gelsinler 100 bin gencimize paylaşımlı ofis imkanı vereceğiz. Orada işini kurabilecek. Ne yapacağız? İşte sermaye desteği vereceğiz. Ulaşımda indirim desteği vereceğiz. Bir sürü destek vereceğiz ama asıl olan şu, yani sürdürülebilir, kalıcı destekler vermek. Siz kolunuza bileziğinizi alın, öyle böyle önünüz açılır, Allah rızkınızı verir. Ama bu kapsamda da bizim sizi yetiştirmemiz lazım. O yüzden işte çok farklı yetiştireceğiz, çok yönlü yetiştireceğiz, balık tutmayı öğreteceğiz. Yani siz onu aldıktan sonra
kendi rızkınızı kendiniz bileğinizin hakkıyla alırsınız zaten. Kimseye ihtiyacınız yok. Bakın kimseye ihtiyacınız yok. Yeter ki siz o destekleri alarak yetişin. Yeter ki siz o bakış açısıyla dünyaya bakın. Yani bunu yaptıktan sonra zaten her şey göreceksiniz. Kendiliğinizden olacak. Biri Galatasaray, biri Galatasaray. Abi biz alalım onu ya. Başkanım, Beşiktaş'ta aday oldum. Galatasaray'ı ne yapacağız? Değil mi? Evet. Güzel. Biraz daha antrenman yapması lazım. Başkanım, karar yuvarlak kalıyor. Evde herkes yemek yapıyor hemen hemen. Yapıyor mu? Etmez maalesef. Size yapıyorsan. Şu çay kaynadı galiba. Su geçiyor. Menemeni soğanlı mı yiyorsun, soğansız mı? Başkanım Ramazan'da soğansız tercih ediyorum. Ver biberi ver. Çünkü... Başkanım buyurun. Değil mi? Bence de. Ben de evde şeyi, arkadaşların evinde şey yapardım. Yemeği ben yapardım, bulaşığı onlar yıkardım. Bulaşık daha zor değil mi? Bulaşığı biz de çok sevmiyoruz. Ben hemen yaparız be, bir şey yok bana. Bakalım soğanlı mı, soğansız mı? Ben soğansız seviyorum ya. Soğan mı? Şey geçti ama ya. Haa, şimdi. Soğan zaten az böyle. Ölmeden kalacak. Şey geçiriyor ya, anneleriniz koyuyordur. Evet. Aslında en güzeli o değil mi? Yavaş yavaş. Tuzu şimdi mi ekleyeceğiz, sonra mı dökeceğiz? Haluk hala kararsız mısın? Evet, soru işaretlerime gitti. Başkanım sağ olsun. Menemen evresinde mi 6-5 yenildiğinde mi? Ondan önce. Ben de şeyindir ha, oyunda hırsıyımdır yani. Geçen sene soğusunuz. Ama ukan var, yeşili var. Evet, ne? Aynen. Mustafa Çil okuyor da. Şimdi az malzemeyle çok iş çıktı başkanım. Değil mi? Bereketliydi. Arkadaşlar buraya bakabilir miyiz? Hayır bakalım. Afiyet olsun. Başkanım bunda çok bir şey istemiyorum. Kalın ya başkanım. Çok da acı değil ya. Ayaklar esnemiyor. Çay sen mi? Çok acı kalmış. 10 yolu komple dert masalayı da var. Abi, ben teşekkür de ediyoruz. Şuradan başlayalım. Başkanım biz teşekkür ediyoruz. Her şey için, her şey için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz başkanım. Artık anlaştık. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar.